önce dedem hocaları istedi. Sizlerle birlikte. İşaretini gösteriyorum. Bizim işaretimiz bu. İlk kez ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan ne soldan. Atatürk'ün yolundan. Ne cumhur ne millet. Tek yol memleket. Biz üçüncü yoluz. Ölüm mü sıtma mı? İkisi de değil. Patlamış lastiği patlamış lastikle değiştirmeyeceğiz. Patlak lastik, patlak lastikle değiştirilmez. Biz üçüncü yoluz. Millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar, kafeler bu işaretle dolacak göreceksiniz. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek. Arkadaş herkes saldırıyor ya. FETÖ'cüler, PKK'lılar, troller, hazine beslemeleri, belediye beslemeleri. Ya gün geçmiyor ki bir sahte belge çıkmasın. Eşimin olmayan jipi. Ya yok öyle bir jip. Sülalemde yok. Sülalemde. Ya bırak hanımı. Sülalemde yok öyle bir jip. Dün bir gazeteci 10 milyon dolar almışım. Deli saçması. Mesaj attım. Dedim ki bak iftira atıyorsun. Bunu düzelt. Bunu düzelt. Sana dava açarım. Ben bir gazeteciye dava açmak istemiyorum. Kolay kolay da açmıyorum. Mesaj atmış bana. Muharrem İnce iddiaları reddediyor. Bugün için saat 4'te yayına bekliyorum. Baba baba baba. Baba ne büyük adam. Neredesin? Müsait misin? 4'te uygun musun? Yok. Bugün 4'te beni bekliyor. Evet gel 4'te Rize'deyim gel. Gel Rize'deyim yayın yapalım. Zamanın uygun mu? Programın var mı? Sormuyor. 4'te bekliyorum. Buna dava açacağım. Kazandığım parayı da Memleket Partisi'ne bağışlayacağım. Söz. Abdullah Ergin Atatürk'ün Çankaya'sında CHP milletvekili adayı. Yüzsüzlüğün bu kadar olur. FETÖ'cüleri yargıya dolduran, insanları Silivri'de inim inim inleten, benim de mecliste FETÖ'yü savunan, Silivri mahkemelerini savunan Ali Dibocu bir bakan. Ali Dibocu. Böyle bir şey olamaz. İzmir'de birinci sıra adayı Yüksel Taşkın. Kemalizm ırkçılıktır diyor. Ya bu adamları 77 kişi koydular CHP listelerine. İçim sızlıyor, içim. İçim sızlıyor. 77 kişi, bir değil,
iki değil, üç değil. Şimdi burada bir sorum olacak. Bu iktidarla olmaz, bu muhalefetle de olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, bu milletin 418 milyar dolarını çaldılar. Bunu geri alacağım diyor. Doğru, benim elimde öyle bir rakam yok. Eğer doğruysa ben de geri alacağım, söz veriyorum. Kılıçdaroğlu'ndan bir şeyi rica ediyorum. Sen kazanamazsan, ben kazanırsam, ben de o parayı geri almak istiyorum. Bana yardımcı ol. Çalınan bu 418 milyar dolar para. Son 4 yılda mı çalındı? 21 yılda mı çalındı? Niye 4 yıl mı 21 yıl mı diye soruyorum. Çünkü Babacan'la Davutoğlu 17 senesinde var bu işin. 4 senesinde yok. Yani Babacan paranın başındaydı. Maliyenin, hazinenin başındaydı. Bu paralar son 4 senede mi çalındı? 21 senede mi çalındı? Peki bu paraları geri alacaksan Babacan'ın döneminde çalınan paraları da geri alacak mısın? Davutoğlu'nun döneminde çalınanları da geri alacak mısın? E alacaksan Cumhurbaşkanı yardımcından nasıl alacaksın? Bu sorunun cevabını istiyor. İşimizin zor olduğunu biliyorum. Şeytan taşlamaktan tavaf edemiyoruz. İşimiz zor. İftiralar, tehditler, karalamalar, sahte belgeler, havalarda uçuşu. Ama bunlara boyun eğeceğimizi zannediyorlar. Asla boyun eğmeyeceğiz. Asla. Biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi diyorlar ki ya partinizin işareti bu. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Biz üçüncü yoluz. Bu nereden çıktı diyorlar. Ya arkadaşlar, baş parmağı Erbakan Hoca kaptı. İşaret parmağını başkası kaptı. E işaret parmağıyla orta parmak zafer işareti. E dört parmağı Erdoğan kaptı. E beş parmak Demokrat Parti'nindi. Geriye kaldı üç parmak. Altı parmak vardı da biz mi yapmadık? Başka parmak kalmadı.